Evet, ailece Umre serimize Umre'ye giderken valizimizde ve çantamızda neler olmalı içeriğiyle devam ediyoruz. Şimdi valizimize neler koyduk, çantalarımıza neler koyduk, Umre'ye neler götürdük ya da neler götürmeliyiz kısmına geçmeden önce ben size valizlerimizi göstermek istiyorum. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Semer Şah bize kişi başı birer valiz, sırt çantası, kadınlar için sırt çantası, erkekler için göğüs çantası, bir de yine herkese terlik çantası vermişti. Şimdi onları ben size hızlıca göstereyim. Valizlerimiz şöyle, tekerlekli valiz. Hala üstünde etiketleri duruyor. Gayet kullanışlı. Yani içine 15-20 kilo rahat kıyafet vesaire alabiliyor. Erkeklere verilen göğüs çantası şu şekilde. Bunu direkt böyle başınızdan, kolunuzdan geçirip göğsünüze takabiliyorsunuz. Bu hep benim yanımdaydı. Çok kullanışlı, çok ergonomik ve aynı zamanda içine her şeyinizi sığdırabiliyorsunuz. Yani ben fotoğraf makinesini de koydum, işte aksiyon kameramı da koydum. Diğer işte şarj aletidir, powerbank'tir, onları koydum. İşte onların yanında telefonudur, cüzdanıdır vesaire. Benim her şeyim ondaydı. Siz belki başka firmayla gidecek olursunuz. Onlar belki bu tarz bir şey vermezler ama böyle bir çanta çok kullanışlı oluyor. Onu söyleyebiliriz. Yine bu şekilde bir terlik çantası, terlik torbası veriliyor. Bu da tabii çok kullanışlı oluyor. Ayrıca sırt çantanıza koymanıza gerek kalmıyor terliklerinizi. Kadınlara verilen sırt çantası da bu şekilde. Bu da gayet kullanışlı bir sırt çantası. Şöyle kolları var. Bir de şöyle bir sürprize karşılaştık. Türk Hava Yolları bize şöyle bir şey verdi. Şimdi bunun ne olduğunu biz anlamadık. Nedir bu ya falan dedik. Daha sonra içini açtığımızda şöyle bir çanta oldu. Şöyle kolları var. Bir sırt çantası, küçük, kese gibi. İçinde de bunun işte zikirmatik vardı. İnce seccade vardı. Bir de patik vardı. Yani gerçekten çok kullanışlı şeyler. Tabii ben patiği, zikirmatiği kullanmadım ama seccade epey işimize yaradı. Yani ince bir seccadeydi. Onu da her yere götürebiliyorduk. Her yerde onu da taşıyabiliyorduk. O açıdan sağ olsunlar. Hatta biz bu çantaları da orada epey kullandık. Türk Hava Yolları'na buradan teşekkür etmek istiyoruz ayrıca. Evet, şimdi biz ailece umre konusunu işlediğimiz için öncelikle genel olarak, yani ailece herkesin ortak kullanacağı şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani hem kadınları hem erkekleri hem de çocukları bağlayacak şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle elbette kıyafet alacağız. İşte iç çamaşırı alacağız. İşte ince kıyafetler alacağız yanımıza. Yani alabildiğimiz kadar alalım. Şöyle, bizim mesela kıyafetlerimizi yıkayabileceğimiz yerler vardı. Ama her yerde böyle imkan var mı bilmiyorum. O yüzden mesela Semer Şah'la gidecek olanlar yanlarını böyle çok fazla kıyafet almalarına gerek kalmıyor. Yani her gün de yıkama yapmanıza gerek kalmıyor zaten. Mesela erkekler için konuşalım. Birkaç gömlek götürdüğünüzde 2-3 günde bir yıkama yaptığınızda zaten onlar sizi her türlü götürecektir. Ama siz ben yıkama işine girişmek istemiyorum derseniz de yanınıza bol bol kıyafet ve iç çamaşırı götürürsünüz. Özellikle çocuklar için bol bol çamaşır götürmek gerekiyor. Yani hem terleyebiliyorlar hem üzerlerini kirletebiliyorlar. Çocuklar için tabii daha fazla çamaşır götürmek gerekiyor. Ama tabii kendinize de çok fazla yük yapmayın derim ben. Yani çok da abartmayın yani bu yedek çamaşır mevzusunu. Kıyafetler mevzusuna girmişken tabii hırka ve mont konusuna da değinmek lazım. Şimdi biz sömestr tatiline gittik. Haliyle havalar soğuktu. Yani kış mevsiminde gittik. Şimdi Mekke'de havalar nispeten daha sıcak. Yani en soğuk zamanları bile, yani sabah namazı vakti bile ihramla dışarıda dolaşabiliyorsunuz. Yani çok fazla soğuk olmuyor. Fakat Medine'de aynı şey söz konusu değil. Bizim gittiğimiz dönemde akşamdan sonra hırka giymeniz gerekiyor. Fakat sabah namazı vaktinde ya da işte gece yarısı saat 2'den 3'ten sonra artık mont giymeniz gerekiyor. Yani o derece soğuk oluyor. Buna rağmen de gündüz vaktinde ince gömlekle dışarı çıkmanız gerekiyor. Mesela öğlen vakti, ikindi vaktinde ince gömlekle dışarı çıkabiliyorsunuz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Ya ne gerek var monta demeyin. Yani kış mevsiminde gidiyorsanız eğer bir hırka bir de mont yanınızda bulunsun. Daha sonra kişisel bakım ürünlerinizi, şampuanınızı, diş fırçanızı, diş macununuzu bunları da mutlaka yanınızda götürün.
Ya bazen otellerde bunlar verilebiliyor ama işte sizin kendi kullandığınız şampuanınız vardır, kendi kullandığınız diş macununuz, diş fırçanız vardır. Bununla beraber esans, deodorant da mutlaka yanınızda bulundurun. Tabii bunları deodorantları özellikle rolon olanlarını tercih edersiniz. Şimdi esans ve rolon mevzusunda, deodorant mevzusunda tabii ihramlı iken bunları kullanmıyorsunuz. İhramlı olmadığınız zamanlarda bunları kullanabilirsiniz. Bunlarla beraber tırnak makası, makas, iğne, iplik gibi şeyler de yanınıza alabilirsiniz. Makas özellikle ihramdan çıkmak için yani kadınların daha çok kullandığı bir alet ama gündelik ihtiyaçlarınızda da makas tabii her zaman ihtiyacınız olabiliyor. İğne, iplik de lazım olabiliyor. Yani 10 gün, 14 günlük gidiyoruz. Yani orada iğne, iplik bir işimize yaramaz diyebilirsiniz ama çantanızın kulbu kopabiliyor. Onu dikmeniz gerekiyor. Bir de elzem çantayı böyle çöpe atamazsınız hemen. Böyle ufak tefek ihtiyaçlar için bir iğne, bir iplik, bir dikiş iğnesi yanınızda bulundurabilirsiniz. Elbette ilaçlarınızı, eğer varsa sürekli kullandığınız ilaçlarınızı, onları mutlaka yanınıza alıyorsunuz. Yara kremi ve yara bandı da mutlaka yanınızda bulundurun. Çünkü yani bir yaralanmalar olabiliyor, ufak tefek yaralanmalar olabiliyor, kesikler olabiliyor. Bu gibi durumlarda yara bandı arıyorsunuz her yerde. Bir de yara kremleri de oluyor. İşte bu yaralanmaları biraz daha iyileşmesini hızlandıran yara kremleri var. Onlar da işinizi görür. Bu mevzuya girmişken bir şeye daha değinmek istiyorum. Mesela ben Umre'ye gitmeden önce, hatta gittiğim günlerde dahi hastaydım. Biraz rahatsızdım. Ama o sıralarda bağışıklığımı güçlendirecek takviye ilaçlar, vitaminler kullanıyordum. Biraz da belki oranın havası, rahmeti, bereketi de tesir edince ben hastalığımdan orada kurtuldum çok şükür. Şimdi de gayet iyiyim. Yani oraya gitmeden önce yavaş yavaş bağışıklığınızı güçlendirirseniz, vitamin kullanmaya başlarsanız tabii bunları doktorunuzun kontrolünde ve onun tavsiyesiyle yapmanız önemli. Daha iyi olur sizler için çünkü orası kalabalık. Kalabalık olan yerlerde biliyorsunuz hastalıklar daha çabuk yayılabiliyor. Yani hem yanınızda bu tarz takviye ilaçları ve vitaminleri bulundurabilirsiniz. Hem de gitmeden önce yani Umre'ye gitmeden önce bunlara başlamak da sanki biraz daha iyi oluyor gibi geldi bana. Bunu da sizlere tavsiye etmiş olayım. Yanınıza atıştırmaklar alabilirsiniz. Fındık, badem, ceviz gibi daha çok tabii kabuksuz atıştırmalıklar. Bununla beraber işte kuru üzüm vesaire gibi hurma zaten orada bol bol bulursunuz. Bu tarz atıştırmalıklar her zaman sizin yardımcınız olur. Yani hem çocuklar için önemli hem de sizin için önemli. Bazen çok uzun süre kalabilirsiniz Mescid-i Haram'da ya da Mescid-i Nebevi'de. O uzun süreler açlığınızı yatıştırmak için bu atıştırmalıklar sizin açlığınızı yatıştıracaktır. Yani oradan tekrar işte mescitten çıkmanıza, işte bir şeyler yiyip içmenize gerek kalmaz. İhram mevzusuna az önce kısaca bir değindik. Kokusuz sabun mutlaka yanınızda bulundurun. Biz orada sadece bir kere, bir gün kokusuz sabun kullandık. O da ilk gittiğimiz gün. Biz direkt Mekke'ye gittiğimiz için uzun süre ihramlı kaldık. Herhalde bir günden fazla sürmüştü. Onun haricinde bu kadar uzun süre ihramda kalmıyorsunuz. Umre'ye gittiğinizde. Hacda tabii daha uzun süreler oluyor mutlaka. Ama o bir gün boyunca kokulu hiçbir şey kullanamıyorsunuz. Yani sabun da bunun içerisinde. Oteldeki sabunlar ya da diğer sabunlar kokulu olduğu için onları kullanamıyorsunuz. O yüzden yanınızda kokusuz sabun bulundurmanız gerekiyor. Bunlar da satılıyor. Küçük bir kalıp alsanız yeterli. Biz iki tane götürmüştük yani lazım olur diye. Ama bir tanesini sadece bir gün kullandık. Yani şöyle bir parmak boğumu kadar küçük bir sabun bile olsa o da sizin işinizi görür. Ama işte kalabalık bir aileyseniz bir kalıp sabun size yine yeterli olur. Tabii ki yanınızda para olması gerekiyor. Para konusunda da yani Türkiye'de riyal alırsanız en kullanışlı olanı bu. Orada da tabii ki Türk lirasını riyale çevirebilirsiniz. İşte buradan dolar alırsınız, orada doları riyale çevirirsiniz. İşte dolarla veya Türk lirasıyla alışveriş yapabilirsiniz ama bunlar da tabii çok fazla karlı çıkmazsınız. Yaptığınız alışverişlerde biraz zarar edebilirsiniz. Yani burada mesela diyelim ki biz riyali buradan aldık. Riyal 5 liraydı. Orada Türk lirasıyla alışveriş yapanlar 1 riyali 6,5 lirayla çarparak hesapladılar. Yani biz diyelim ki işte orada 10 riyallik bir şey aldık. Biz ona işte 50 lira vermiş olduk direkt 10 riyal vererek. Ama orada Türk lirasıyla alışveriş yaptığınızda adam sizden 65 lira istiyor. Yani üzerine biraz daha koyuyor. O yüzden riyali Türkiye'de alıp giderseniz daha iyi olur. Onun haricinde mesela orada riyaliniz bitti kalmadı. Ama kredi kartınız varsa kredi kartlarının da büyük bir kısmı orada geçerli. Tabii kart geçiyorsa o alışveriş yapacağınız yerde
Kartınızdan çektiğinizde yine güncel Türkiye'deki kurla aynı şekilde çekiyor. Mesela Kuvvet Türk kartlarıyla alışveriş yapan abilerimiz, arkadaşlarımız oldu orada. Bununla beraber tabii ne kadar para götürelim sorusu var. Şimdi işin doğrusu hiç para götürmeseniz de olur. Biz özellikle Mekke'de neredeyse hiç para harcamadık. Yani sadece işte çocuğun gönlünü yapmak için, onu avutmak için bisküviler, çikolatalar, meyve suları vesaire gibi şeyler aldık. Onun haricinde gerçekten hiç para harcamadık. Bunu para harcamamıza gerek kalmadı. Yani zaten otelde yemeklerimiz veriliyor ve yemeklerin saat aralığı da geniş olduğu için yemek kaçırma gibi bir olayınız pek olmuyor. Olsa bile yine o kadarcık açla dayanabiliyorsunuz. Hatta bazı günler oruç da tutabilirsiniz. Çok uzun süre Mescid-i Haram'da duracağınız zaman mesela oruç da tutabilirsiniz. Onun haricinde işte ya hurmayla ya da ufak tefek çerezlerle açlığınızı yatıştırabiliyorsunuz. Yani para harcayacağınız bir şey olmuyor. Mesela biz işte bir şeye Tenim Umresi için Ayşe Mescidine giderken bir 10'ar riyal mi 15'er riyal mi ne verdik. Onun haricinde dediğim gibi hiç para harcamadık neredeyse. Medine'de de aynı şekilde. Yani orada da para harcamanız gerektiren bir şey olmuyor. Fakat işte hurma alacaksınızdır, işte hediyelik eşyalar alacaksınızdır. Onun için tabii belli bir meblağ gerekiyor ama ben hediyelik almayacağım derseniz, işte hurma almayacağım derseniz işte yanınıza bir kişi başı 100 riyal çok rahat yetebilir. Ama tabii siz biraz daha temkinli olmak adına biraz daha fazla alabilirsiniz. O 100 riyal de işte Umre'ye gitmek için, mesela Ayşe Mescidine gidip gelmek için ya da ne bileyim işte Nur Dağı'na gidip gelmek için, işte Sevr Dağı'na gidip gelmek için böyle yol parası olarak kullanırsınız. Onlar da dediğim gibi hiçbir şeye ihtiyacınız olmuyor. Ama işte tedarikli gitmek isteyenler, işte orada başımıza bir şey gelir belki para ihtiyacımız olur diyenler ve hediyelik bir şeyler almak isteyenler artık ne harcama yapmak istiyorlarsa ona göre bir bütçe belirleyip gidebilirler. Terlik ve patik mutlaka yanınızda bulunsun. Tabii erkeklerde mesela ben patik giymedim. Türk Hava Yolları'nın verdiği patiği de giymedim. İhtiyacım da pek olmadı. Pek ihtiyaç hissetmedim. Terlik mutlaka ortopedik bir terlik olması şart. Çünkü çoğunlukla terlikle geziyorsunuz. Yani orada ayakkabıyla pek gezemezsiniz. İşte kadınlar bazen böyle yazlık ayakkabılarla gezebiliyorlar ama yani o havada ben yazlık ayakkabı bile giymem. Hep ayağımda terlik vardı. Mescide girerken terliğimi çantama attım ve ayağım yalın ayak bir şekildeydi. Terliğin dediğim gibi ortopedik olması önemli. Bir de ihrama uyması önemli. Şimdi erkeklerde önü arkası kapalı terlikler, sandaletler giyilemiyor. Şimdi buna dikkat etmeyen bazı arkadaşlar, bazı umreciler böyle kapalı terlikler, sandaletler alabiliyorlar. Yani bu konuda şunu diyebilirim. Alacağınız bir terliği, sandaleti mutlaka bir hocaya ya da işte firma yetkililerine gösterirseniz iyi olur. Ya boşuna para vermemiş olursunuz. Çünkü genelde işte ortopedik alayım, iyi olsun deyip de yüksek meblağlara bu terlikler alınıyor. O da boşa gitmemiş olsun. Bu konuda da hocalara danışmayı ihmal etmeyin. Yanınıza çöp poşeti bulundurmanız iyi olur. Yani ne işe yarar çöp poşeti? Ya çöp poşeti her işe yarar. Yani kirli kıyafetleriniz için yarayabilir. İşte otel odasında bir an poşet bulamazsınız. Çöplerinizi koymak için ihtiyaç olabilir. Çocuğun herhangi bir ihtiyacı için size lazım olabilir. Ya çöp poşeti gerçekten lazım. Şöyle küçük boy ya da orta boy çöp poşetlerinden bir deste elinizde bulunursa iyi olur. Şimdi yanınızda bir de çocuklar için işte şekerler, şekerlemeler, çerezler ya da böyle hediyelik küçük eşyalar, mesela çorap olabilir. Bu tarz şeyler de yanınızda götürürseniz güzel olur. Ben bu tarz manzaraları gördükçe orada çok mutlu oldum. İnsanlar birbirlerinin çocuklarına bir şeyler hediye etmek için yarışıyorlardı adeta. Yani biz de mesela buradan işte biraz çorap götürmüştük. Çocuk çorabı. Orada işte küçük çocuklara özellikle böyle ağlayan işte böyle annesine babasına biraz zorluk çıkartan çocuklara hemen çorabı veriyorduk. Çocuk susuyordu. Bir anda bütün gündemi değişiyordu. Annesine babasına da kolaylık oluyordu bu vesileyle. Biz de tabii o mübarek yerde bir çocuk gönlünü hoş ettiğimiz için orada bize de bir sevabı oluyordur diye düşünüyoruz elbette. Onun haricinde işte küçük bir şeker bile çocuklar için orada çok sevindirici olabiliyor. Anne babasına da kolaylık olabiliyor bazı zamanlarda. Yani biz mesela çocuğu her götürdüğümüzde mescide yani mutlaka çantası şekerle, çikolatayla bir şeylerle doluyordu. Tabii elbette hepsini bir anda yedirmiyorsunuz ama o bile müthiş bir haz veriyor çocuklara. Şimdi orada toplanan insanların ona değer verdiğini görüyor ya çocuk. Orayı daha da bir seviyor.
daha da bir bağlanıyor. İşte bu yüzden siz de yanınıza artık imkan dahilinde bir şeyler alıp götürürseniz, orada çocuklara hediye ederseniz, oradaki çocukları da mutlu etmiş olursunuz. Hem sizin için hem de çocuklar için güzel bir alışveriş olur. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim yanınıza götürebilirsiniz. Ben Kur'an-ı Kerim götürmedim. Telefonumdaki Kur'an-ı Kerim uygulamasından Kur'an'ımı okudum. Telefonunuzdaki uygulamadan da elbet okuyabilirsiniz. Onun haricinde yanınıza işte küçük boy, cep boy Kur'an-ı Kerimler götürebilirsiniz. Evet, orada mescitlerde Kur'an-ı Kerimler var. Fakat oranın hattına alışık olmadığımız için okumakta zorluk çekebiliyoruz bazen. O yüzden alışık olduğunuz Kur'an-ı Kerimlerinizi yanınızda bulundurabilirsiniz. Yanınıza bir de seccade alırsanız güzel olur. Tabi bu seccade kalın olmasın. Çünkü valizinizde yer kaplayacak. İşte onu çantanıza taşıyacaksınız. O yüzden kalın olmaması önemli. Bir de çok da ince olmasın. Zaten ince seccadeyi Türk Hava Yolları veriyor. Sizinki de bir nebze daha kalın olsun. Çünkü sabah vakti özellikle, sabah namazı vaktinde biraz soğuk olabiliyor, serin olabiliyor. Yerlerde mermer olduğu için o serinlik de tabii bacaklarınıza ağrı yapabilir, karın ağrısı vesaire yapabilir. Ondan korunmak için en azından böyle bir kalın olmayan ama ince de olmayan bir seccade size yardımcı olur diye düşünüyorum. Taşıması da kolay olur aynı zamanda. Bununla beraber tabii sıcak memleket güneş gözlüğü, güneş kremi ve nemlendirici de ihtiyacınız olabilir. Ya biz kullanmadık. Yani ne güneş gözlüğü ne güneş kremi kullanmadık. Ama işte özellikle yaz aylarında gidenler mutlaka kullanması gerekebilir. Medine'de mesela özellikle nemlendirici ihtiyacı olabiliyor. Orası biraz daha kurak iklim olduğu için işte dudak kuruluğu olabiliyor, ellerde, ayaklarda kuruluklar olabiliyor. Onun için böyle nemlendiriciler belki size yardımcı olur. Tüm bunlarla beraber defter, kalem ve bir de dua listesi yanınızda bulundurabilirsiniz. Ya da o deftere bir liste tutabilirsiniz elbette. İşte orada gördüklerinizi, tecrübelerinizi yazarsınız. Ben defter ihtiyacı hissetmedim. Yanımda bir yük olmasın dedim. Telefona kaydettim bazı anılarımı. Bununla beraber bir de dua listesi yapabilirsiniz. Yine hem deftere olabilir, bir kağıda olabilir ya da telefonunuza kaydedebilirsiniz. İşte sizden dua isteyen kişileri ya da istemese bile dua etmek istediğiniz kişileri not ederseniz en azından aklınızdan çıkmamış olur. Böylece onlara da ismen dua etmiş olursunuz. Maske. Maske takmak zorunlu değil elbette ama kalabalık ortamlara girdiğiniz için bazen maske ihtiyacı olabilir. Onu da yanınızda bulundurun. Priz dönüştürücü. Bizim hiç ihtiyacımız olmadı ama mesela Medine'deki otelde odadaki her prizi kullanamadık. Bir ya da iki prizi kullanabildik. Diğer prizlere bizim aletlerimiz uymadı. Orada bir priz dönüştürücü bir tane yanınızda bulunursa İyi olur. Yani ne olur ne olmaz. Şimdi her otelin şeyi uygun olmayabilir. Pişik kremi ve pudra. Bu da özellikle erkekler için ihtiyaç olabiliyor. Hele hele sıcak mevsimlerde, sıcak aylarda, yaz aylarında. İşte ihram giydiğiniz zaman vücudumuz da alışık olmadığı için pişik durumları olabiliyor. O yüzden pişik kremi ya da pudra kullanabilirsiniz. Ben hiç kullanmadım. Ya da çevremdeki insanların buna ihtiyacı olmadı. Ama biz biraz böyle kış aylarına gittiğimiz için belki böyle bir şeye ihtiyaç hissetmemişizdir. Yaz aylarında bu ihtiyaç olabilir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Matara ya da şişe tarzı şeyler tabii ki çok işinize yarayacak. Biz ayrıca böyle cam şişe ya da böyle plastik matara gibi şeyler götürmedik yanımızda. Orada zaten küçük küçük zemzem şişeleri var. Plastik şişeler. Plastik olması şu açıdan önemli. Size yük yapmıyor. Yani bir cam şişe elbette size çok yük yapar. Orada zaten sürekli çantanın sırtınızda olduğu için o yükü sürekli taşıyorsunuz ve bir bel ağrısı yapabiliyor. Ne kadar az yük taşırsanız ya da ne kadar küçük şeyler taşırsanız o kadar iyi sizin için. O küçük plastik şişeler hem zemzem doldurması kolay oluyor hem de çantanızda taşıyabiliyorsunuz. Mesela ben işte bu göğüs çantasında 250 milimlik su şişelerini rahatça taşıyabildim. İşte içinden suyu içtikçe, boşalttıkça tekrar zemzemle doldurdum. Sürekli böyle bir dolu bir 25'lik şişem yanımda oluyordu. Bu yüzden şişe de önemli artık. Yani siz isterseniz 1 litrelik şişe ya da matara götürün ama dediğim gibi küçük küçük götürmeniz daha iyi olur. Bizim işte neredeyse her çantamızın içinde küçük şişelerden oluyordu mutlaka. Valizleriniz için etiketler, işte kurdeleler vesaire, isimlikler çok işinize yarar. Çünkü oraya gittiğinizde hele ki firma bu şekilde herkese çanta verdiyse çantalar birbirine karışabilir. Böyle bir ihtimal olabilir. O yüzden isimlik sizin işinizi kolaylaştırır. Bununla beraber valizlerinizi eğer ailece gidiyorsanız, böyle 3-4 kişi falan gidiyorsanız valizlerinizin kaybolma riski var. Şimdi bu risk sadece umre için değil,
bütün havayolu seyahatleri için geçerli. Siz eğer uçağın altına valizinizi veriyorsanız o valiz kaybolma ihtimali var, karışma ihtimali var. Bir sonraki uçakla ya da bir önceki uçakla gitme ihtimali var. Mesela havayolu şirketlerinin bilirsiniz kayıp bagaj birimleri olur. Bu havayolu sisteminin getirdiği bir handikap diyelim. Böyle şeyler olabiliyor bazen, çok sık olmasa da. Eğer böyle bir şey başınıza gelirse oluşacak mağduriyeti bir nebze azaltmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki 3 kişi mi gidiyorsunuz? İşte çocuk için bir valiz, işte anne için bir valiz, baba için bir valiz ayarlamak yerine eşyalarınızı hepsine bölüştürün. Her valizde mutlaka çocuğun, annenin, babanın eşyaları olsun. Diyelim ki yani Allah göstermesin valiz kaybolduğunda çok büyük bir mağduriyet yaşanmaması adına böyle yapmamız gerekiyor. Yani şimdi diyelim çocuğun valizi diyelim kayboldu. E ne yapacağız? Şimdi o büyük bir sıkıntı oluşturur üzerimizde. Ama öteki türlü biz eşyalarımızı bölüştürürsek valizlere, biri kaybolsa dahi diğer eşyalarla biz yine programımızı aksatmadan günümüze devam edebiliriz. O valiz de bir yerden mutlaka çıkar gelir sonraki günlerde. İşte böyle bir ince detay var. Buna da dikkat edebilirsiniz. Şimdi bunlar genel olarak yanımıza alacağımız, götüreceğimiz şeylerdi. Şimdi erkekler için bunların haricinde ihtiyaç olan şeylerin başında ihram ve tıraş makinesi geliyor. Tıraş makinesi tabii ihramdan çıkmak için gerekli. Özellikle Hanefiyseniz saçınızın bir miktarını kesmeniz gerekiyor. Bunun için işte berber arayan abiler oluyor. İşte berberin kestiği saçtan memnun kalmayan abiler olabiliyor. O yüzden yanınıza bir tıraş makinesi götürürseniz kendi işinizi kendiniz görebilirsiniz. Tabii ihram olmazsa olmaz. İhramda şöyle bir ayrıntı var. Eğer ilk olarak Mekke'ye gidecekseniz, yani ilk uçuşunuz Cidde'ye ise ihramınızı havalimanında giyeceksiniz. E tabi burada bu yüzden ihramı valize koymamak gerekiyor. Zaten firma yetkilileri sizi uyarırlar, söylerler. Bu yüzden onu ihmal etmeyin. İhramı ve ihram kemerinizi mutlaka ayrı bir çantada ya da poşette götürün havalimanına giderken. Çünkü orada üzerinizi değişeceksiniz, ihramınızı giyeceksiniz. Şimdi bu anlattıklarımız şeylerin üzerine kadınlar için ekstradan küçük bir çantaya ihtiyaç duyulabiliyor. Hani nasıl erkeklerde şöyle bir göğüs çantası varsa ve gayet kullanışlı olduğunu belirtmiştim. Bu çantanın da iyi reklamını yaptım bu arada. Çanta içine mi girsek, ne yapsak? Velhasıl yani kadınlar için de böyle küçük çantalar ihtiyaç olabiliyor. İşte içerisine telefonlarını, işte şarj kablolarını ya da aletlerini ya da işte böyle paralarını koyabiliyorlar. Şöyle bir el kadar küçük bir çanta iş görüyor. Gayet de kullanışlı oluyor. Bununla beraber en başında hırka ve mont yanımıza bulunduralım demiştik. Kadınlar da yanlarına mutlaka şal ve panço alırlarsa iyi olur. Özellikle Medine'de çok ihtiyaçları olacak. Bazen de bazı günler biraz daha soğuk olduğu zamanlar, özellikle mermerler soğuk olduğu zaman seccadelerin üzerine serebilirler şallarını, pançolarını. O zaman yerden gelen soğuk havayı da engellemiş olurlar. Şimdi gelelim çocuklara. Şimdi çocuklar için elbette onların ihtiyacı olan her şeyi götüreceksiniz. İşte belki çocuk mama yiyordur, mama götürmeniz gerekir. İşte ilaç kullanıyordur, ilaç götürmeniz gerekebilir. Onun sürekli ihtiyaç duyduğu şeyleri götüreceksiniz. Mesela bez kullanıyordur, bez götürmeniz gerekir. Ama bunun haricinde de sürekli ihtiyacı olmayan şeylerden biri, mesela bizim çocuğumuz 4,5 yaşında bez kullanmıyor haliyle. Ama biz yanımızda bez götürdük. Hiç kullanmadık orada bezi ama ihtiyaç olabilir diye düşündük. Şundan sebep, şimdi Mescid-i Haram'da özellikle tuvaletler uzak ve orada uzun süreler durabiliyorsunuz. Yani bir 7-8 saat durabiliyorsunuz. Çocuğun tuvaleti gelebilir. İşte tavaftayken, umre esnasında, saydayken tuvaleti gelebilir. Orada bir zorluk yaşanabilir. Ya da işte tuvalet çok uzak olduğu için çocuk gitmek istemez. İşte altına kaçırır. Orada üzerinize de pislik gelebilir. O yüzden burada bez belki ihtiyacımız olur diye düşündük. Yanımıza götürdük. Ki ihtiyaç olabilir. Yani bunu her aile kendisi daha iyi anlar, daha iyi bilir. Bez alabilirsiniz yanınıza. Çocuğunuz bez kullanmasa bile. Dediğim gibi biz kullanmadık ama şuna çok dikkat ettik. Mesela suyumuzu hep otelde içtik. Yani ben de öyle yaptım. Tuvalet ihtiyacı çok gelmesin diye. Mesela çocuğa da ona çok dikkat ettik. Suyu sadece otelde içti. Onun haricinde otelden çıkmadan önce mutlaka tuvalet ihtiyacımıza giderdik. Onun haricinde dışarıda hep zemzem içtik. Zemzem de biliyorsunuz terle vücuttan atılan bir şey. Tuvalet ihtiyacı getirmeyen bir şey. Biz ona çok dikkat ettik. Belki de o sayede
bir tuvalet ihtiyacı ya da bez ihtiyacı olmadı bizim için. Bunun haricinde yine küçük çocuklar için bebek arabası tavsiye etmiyoruz. Çünkü bebek arabası çok zahmetli. Yani onu kaldırması, götürmesi, açması, kapaması, işte insanın içine sokması, çıkarması. Zaten mataf alanına, o ilk Kabe'nin bulunduğu yere onu sokamıyorsunuz. İkinci katlarda, üçüncü katlarda onu kullanabiliyorsunuz. Orada da bazen kalabalık olabiliyor yine. İnsanlara çarpabiliyor. İşte oradaki tavaflar daha uzun sürüyor vesaire gibi. Bebek arabası çok kullanışlı olmaz diye düşündük. Biz götürmedik. Onun yerine kanguru götürdük. O da son anda aklımıza gelen bir şeydi. İyi ki de getirdik dediğimiz, iyi ki de götürdük dediğimiz şeylerden biriydi. Yani tabii kanguruyu kullanalı çok oldu. Biz onun varlığını bile unuttuk aslında ama öyle bir güzellik oldu. Tam gitmeden önce hatırladık böyle bir şeyimizin olduğunu. Belki ihtiyacımız olur diye aldık yanımıza ve onu çok kullandık. Yani orada çok yürüyorsunuz. Yani hem tavaf ederken, hem sahi ederken, hem işte otelden servisle belki gidiyorsunuz Mescid-i Haram'a ama otobüsten indiğiniz yerden mataf alanına gidene kadar yine belli bir mesafe yürüyorsunuz. Tabii çocuklar bu kadar yürümeye alışık olmadığı için yoruluyorlar. İşte mızmızlanabiliyorlar. O yüzden kucağınıza almanız gerekiyor. Kucakta da işte beliniz, sırtınız, kollarınız çok ağrıyabiliyor. Zaten efor sarf etmeniz gereken bir ibadet. O da üstüne daha da zorluk çıkartabiliyor. Kanguru alınca tabii bir nebze daha hafifliyor yükünüz. Yani çocuğu, diyelim ki 15 kiloluk bir çocuğu kucağınıza aldığınızda belki en fazla 1 saat dayanabilirsiniz. Ama kanguruyla 2-3 saat dayanabiliyorsunuz. Biraz daha destekli olduğu için, en azından kollarınıza yük binmediği için. O yüzden kanguru mutlaka yanınıza alın. Çocuğunuz işte artık 4-5 yaşlarına kadarsa o sizin çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Artık 5 yaşından sonra da herhalde daha fazla yürürler. Bunun haricinde mesela kelepçeler görürsünüz. İşte annelerin, babaların çocukları kelepçeyle kendilerine bağladıklarını görürsünüz. Şöyle uzun saplı kelepçeler. Ya çocuklar kaybolmasın, bir yere gitmesinler diye bunu yapıyorlar. Biz de yanımızda bir kelepçe götürdük. İşte bir arkadaşımızdan ödünç aldık. Fakat hiç kullanma ihtiyacı hissetmedik. Onu tedbiren yanımızda götürmüştük. Siz de artık çocuğunuzun durumuna göre belki ihtiyacınız olabilir. Çünkü kalabalık oluyor çoğu zaman. Yani bizim gittiğimiz dönem kalabalıktı. Belki o kalabalıkta bir kargaşaya meyil vermemek için bazen kullanılabilir. En önemli şeylerden biri de çocuklar için özellikle onları oyalayacak bir şeyler. Şimdi tavaf ve sayda onları oyalayamazsınız. Elbette kucağınıza alacaksınız ya da nöbetleşe tavaf sayı yapacaksınız. Ama namaz vakti geldiğinde ya da işte oturup bir Kur'an-ı Kerim okuyacağınız zaman, Kabe'yi seyredeceğiniz zaman çocuğu da bir şeylerle oyalamanız gerekiyor. Sürekli eline telefon da veremiyorsunuz. O yüzden işte boyama kitabı ve boyama kalemleri, eğer okuma biliyorsa hikaye kitapları ve işte oyun hamuru ya da böyle küçük olmayan oyuncaklar yanınıza götürebilirsiniz. Mesela küçük oyuncaklar derken yani tutup da oraya işte yap boz götürmeyin, Lego götürmeyin. Yani kaybolur, birine zarar verir, ayağına batar vesaire. Onun yerine işte oyuncak bebekler, işte oyuncak arabalar gibi şeyler götürebilirsiniz. Bizimkisi orada epey bir boyama yaptı. Birkaç kere oyun hamuruyla da oynadı. Yani onlarla çocuk eğleniyor, kendisini de oyalıyor. Bizi de zor durumda bırakmıyor. Evet, biraz düşündüğümden uzun bir video oldu. Fakat önemli noktalar olduğunu düşündüğüm de bir video oldu. Ben size elimden geldiğince tecrübelerimi ve izlenimlerimi aktardım. Eğer sizler de bunların haricinde mutlaka götürmeniz gerekir ya da götürmemeniz gerekir diyeceğiniz şeyler varsa, tavsiyeleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu tavsiyeleri çoğaltmış oluruz. İnşallah bu videoda sizler için istifadeli olur. Evet, ailece umre serimize artık umre yolculuğumuzun başlamasıyla devam edeceğiz. Bir sonraki hafta artık Mekke yolculuğumuzu videolaştırıp size sunacağız. Bundan sonra da peyderpey artık dönüşe kadar oradaki tecrübelerimizi size aktarmış olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırla kalın.